Bey, seçimin üstünden neredeyse yaklaşık 3. aya giriyoruz. Ama hala işte Akşener işte öyle dedi, Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı, hala bunun üstünde bir tepinme görüyorum. Bizim gördüklerimiz bunlar, Ankara'da görünmeyen kapılar arasında neler konuşuluyor acaba? Valla muhalefette söylediğin gibi sanki hiçbir şey olmamış gibi, ortada büyük bir hezimet yenilgi yokmuş gibi bir hava var. Yani ufak tefek serzenişler, kabullenmeler Meral Hanım da söyledi, olsa bile bir yenilgi sonrası yapılabilecek refleksler değil bunlar. Özellikle muhalefetin lokomotif partisi Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Yani çok karışık. Baktığımız zaman parti meclisi karpuz gibi ikiye bölünmüş tam ortadan. İkincisi, en önemli figür Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu. Onun ne yapacağını şu an kestiremiyoruz. Zannediyorum 10 Ağustos gibi manifesto hazırlayacak, şey yayınlayacak. Ama Ekrem Bey de şunu kendi iç dünyasına netleştirdi mi emin değilim. Genel Başkanlığa aday olacak, tekrar İstanbul adayı mı olacak? İstanbul adayı olup kazanıp Cumhurbaşkanı adayı olmayı mı tasarlıyor? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yol yürüyemeyeceğini anlayıp yeni bir parti mi kuracak? Yani bakın, 3 seçenek de gündemde ama bunlar belirsiz. Önümüzde de bir yerel seçim var. Vakit çok daraldı. Ne kadar var? Mart ayında. Ya yani 8 ay mı Evet. var? Ve Yani bakın Eylül, çok Ekim, enteresan. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yani 8, Evet. 7 ay hatta. 8 ay da değil. İktidar startı verdi. MHP özellikle. AK Parti'den daha önce 24 Temmuz'da. Diyar diyar Anadolu diye Sayın Bahçeli mottosunu da belirledi. Ve 11 şehir belirledi. Burası mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınmalı diye. Ki İzmir bile var içerisinde. Ya bu bir hedeftir yani. Ne kadar hayali bile görülse. AK Parti 1 Ağustos itibariyle o da startını verdi. Kongre yapıyor. Bakın olağanüstü kongreye gidecek. İç yenilenmeyi de gerçekleştiriyor. İktidar o denli rahat ki. Biz daha önceki yayında söylemiştik hatırlarsan. Siyasi tarihin en zor dönemini geçiren AK Parti. Bundan 6 ay önce, bakın fazla değil, 6 ay önce milletvekillerinin bir kısmı sokağa çıkmakta zorlanıyor veya serzenişle karşılaşıyordu. Muhalefetin kesin kazandığı gibi bir algı vardı. Parlamentoyu zaten kazanacak ama Cumhurbaşkanlığında da muhalefet önde gibi algı vardı. En zayıf dönemini yaşayan İktidar Partisi ve İttifak bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Çünkü muhalefet kendi içişleriyle meşgul ama iktidar yerel seçime şu anda startı verdi. AK Parti'nin kongres dönemi yani 7 Ekim'de yapacak olması ya, ihtiyacı yok gibi de görülebilir ama bakın o bile yenilemeyi yapıyor. Evet. Dolayısıyla eğer giderse bakın bir anketten de bahsedildi dün. Yayınlanmamış galiba. İktidar Partisi Ankara'da İstanbul'da kazanıyor eğer böyle giderse ve bugün itibariyle oluşan tablo. Çünkü seçmen bir kavgalı ve kız vermez diye meşhur bir söz vardır. İkincisi belirsizliği sevmez. Dağınıklığı sevmez. Şikayetçi dahi olsa işte Cumhurbaşkanı seçiminde de görüldü. Şikayetini eder. Çok büyük tepki gösterir ama gider yine oyunu verebilir. Çünkü seçmenin beklediği tek şey vardı, umuttur. O umudu göremezse yöneleceği yer bildik markalardan denir ya. Bildiği siyasi parti, iktidar partisine yönelir. Yani ortada böyle bir tablo var. Ha bu kalıcı mıdır? Değildir. Şöyle değildir. Türkiye çok dinamik bir toplum. Hakikaten 5 dakikada Beşiktaş denir ya. Bir anda siyasal dengelerin değişebileceğine şahit olabiliyoruz. Biz yeter ki umut verin. İşte Ümit Özdağ örneğin parti kurduğu zaman hatırlayalım bir ara yüzde belki 8'ler onları gördü bir anda. İşte Cem Uzan örneği var. Başka örnekler de var. Bir siyasi parti bir anda yükselip bir anda düşebiliyor da. Dolayısıyla toplumun umutlarını, beklentilerini o dalgayı yakalamaları gerekiyor. Yakalayabilecekleri şeyler de var. İşte enflasyondan bahsettim. Zaten o denli büyük bir hayat pahalılığı var ki. Bugün açıklanan rakamlar rekor değil mi? Yani aylık bazda %9. Bu kadar hayat pahalılığının olduğu, bu kadar geçim sıkıntısının olduğu bir yerde yani muhalefet daha başka ne yapabilir ki? Yani bir sürü yapabileceği şey var. Bunun üzerine oluşturabileceği, geliştirebileceği siyaset var. Ama maalesef halka dokunacak şekilde bunu beceremiyorlar. Evet, Bunu ya kabul bir de etmek gerekiyor. şöyle bir sıkıntı var. Yani gerçekten hani kendi hesabı kim ödeyecek meselesi var ya, alta da KJ olarak yazdım ben. Ya yani muhalefette Evet. hala bir hesap kavgası var. 3 ay, neredeyse 3 aya yakın bir zaman geçti. Haziran, Temmuz, işte yani 3. aya geliyoruz seçimle alakalı. Hala Meral Akşener öyle demişti. Mansur Yavaş olsaydı böyle olacaktı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasaydı şöyle olurdu, o olurdu, bu olurdu derken, yani bir de şöyle bir realite var. Siz buna katılıyor musunuz? Özellikle dile getirilen AK Parti'nin, yani zaferinden sonra
Yani büyük şehirlerin de kolay kolay muhalefet tarafından elde tutulamayacağı konuşuluyor. Mesela siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili Ömer Bey? Şimdi şöyle Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri, özellikle Ankara ve İstanbul, belki Adana, Mersin, İzmir de öyledir ama bilemiyorum. İzmir'de zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ezici bir üstünlüğü var. Parti oylarından daha fazla. Yani gerek İmamoğlu, gerek Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin üzerinde bir popülariteye sahip. Bu da İyi Parti'nin de büyük katkısı oldu tabii, bunu kabul etmek gerekiyor. Ve bu başkanların çok büyük bir güven erozyonuna uğradığına şahit değiliz işin doğrusu. Yani yine kazanma olasılıkları güçlüydü normal şartlarda ama şu yaşanan tablo, yani bazen siyasi partiler, örneğin İzmir'e kim koyarsanız koyun veya Ankara Çankaya'ya, Cumhuriyet Halk Partisi için tabela o adayı taşır. Ama burada adaylar tabelayı taşıdı, yani Ankara içinde, İstanbul içerisinde. Fakat tabela artık bu adaylara zarar vermeye başladı gördüğümüz kadar. Yani adayı aşağı çeken, şanslarını zora sokan, kendi icraatlarından çok partilerinin, üyesi oldukları partilerin ve muhalefetin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, sergilediği tablo. Yani seçmen buna öfkeli ve bu muhalif seçmenin gösterebileceği en büyük refleks de kanımca sandığa gitmemek olur. Yani bir depolitizasyon şeyi var. İnsanlarda eğilim var. Çünkü umutsuzluk olduğu zaman ne yapacak? Ya ben gidiyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Eğer bu yılgınlığı, bu yas halini sona erdirmezse muhalefet, gerçekten işi zor. Şu an itibariyle bakın, bugünü söylüyoruz. Bugün itibariyle iktidar muhalefetten Ankara içinde, İstanbul içinde daha avantajlı hale gelebiliyor. Çok aday hatası yapmaz ise. Ama yarın ne olur? Ben bunu yarın için bu kalıcıdır demiyorum. Çünkü son Sayın Erdoğan'ın kazandığı seçimde dahi Ankara ve İstanbul'da muhalefet önde, değil mi? Total oyda Evet. baktım. Bakın muhalefet kendisi kaybediyor aslında. İktidar kazanmıyor. Normal şartta iktidar daha avantajlı. İktidarda bir derlenme, toparlanma olur. İse iş o zaman değişir. İstanbul ve Ankara için eğer devam etmek isterlerse, iki adayın da zaten geri bir anlamda garanti gibi. Yani ne Sayın Yavaş'ın ne Sayın İmamoğlu'nu aşabilecek bir aday yok ikisi içerisinde. Şu da olabilir bakın. Ankara'da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifak yapabilir. Bu konuşuluyor. Her il için geçerli ama bunun şartı ne olur? İyi Parti'nin de benzer bir eğilim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili var biliyorsunuz. Şunu da söyleyelim. Zannediyorum 2 gün önce de oldu İyi Parti'nin divanı. İyi Parti'deki tablo şu. 100 kişi kabul edersek, zannediyorum 80 kişi. Yani yüzdeye vurduğumuz zaman %80'i partinin, tabanda belki bu daha fazla, seçimlere tek başına girmek istiyor, yerel seçimler. Yani altılı masa bir İyi defa Parti mi? İyi kabul edildi. Parti mi? İyi Parti. Altılı masa tarihi oldu, bu kesin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak şeyi tamamen kapanmadı. Yalnız şunu söylüyorlar. %80'i tek başımıza girelim, gerekirse kaybedelim diyor. Evet. %10 diyelim Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. %5 gibi de sadece Eskişehir Milletvekili değil, AK Parti ve MHP ile de irtibat kurabiliriz diyen, bakın birden fazla isim oldu. Eskiden hiç yoktu, şimdi yavaş yavaş bu isimler çıkabiliyor. Buradaki şey şu, İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile yeniden ittifak yapmasını motive edecek faktör şu olabilir. Diyecek örneğin İyi Parti, tamam İstanbul'da destek verelim ama Ankara bizim olsun. Veya falanca iller, işte daha önce biliyorsunuz Balıkesir'i, Denizli'yi vermişti. O tarz bir elini yükselterek bir pazarlık masasına oturabilir İyi Parti. Ha şu an İyi Parti'nin oy oranı çok mu cazip? Hayır. Yani seçimlerden sonra sıçrama mı yaptı? Hayır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da çok kötü. Bakın İyi Parti'nin belki yükselme olasılığı CHP'den daha fazla bile olabilir. Çünkü sağda biliyorsunuz sağ seçmen daha yüksek orana, yani pastadaki payı daha yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi işte şu anda biraz daha solun belki zirvesini yakalamıştı. Daha inişe geçen bir parti görünümde şu dağınık yapı itibariyle. İkincisi MHP için de şu önemli.